Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. 2020'nin ilk günlerindeyiz diyoruz. Zor bir yılı geride bıraktık. Peki önümüzdeki yıla umutla bakabilecek miyiz? Ağır ekonomik koşullar altında bir 2019 geçirdik ama 2020'de bundan kurtulacağız mı? Önce bunu konuşacağız. Sonra siyaseten bir umut var mı? Yeni partiler geliyor biliyorsunuz. İktidarın oy kaybı devam ediyor. Gelen araştırmalar o yönde. Bu nasıl bir tabloyla bizi karşı karşıya bırakacak? Bütün bunları Sayın Cem Toker'le konuşacağız. Sayın Toker hoş geldiniz bizim TV'ye. Mutlu seneler. Hoş bulduk. Size de iyi seneler olsun. Sağ olun. Evet, önce isterseniz ekonomik koşullardan başlayalım. Şimdi yeni yılın ilk günlerine zamlarla girdik. 2019'u da zor geçirdik dedim. Sizce önümüzdeki yıl bu ekonomik koşullar pozitif anlamda biraz hafifleyecek mi? Ne diyorsunuz? Şimdi ekonomi de bir bilim dalı. İşte rakamlar var, göstergeler var. Bunları formüllerin içine oturttuğunuz zaman 2020'nin 2019'dan daha zor geçeceğini ben tahmin ediyorum. Umarım yanılırım. Bu şey gibi yani işte çok kilolu damarları tıkalı bir adamın aynı yeme alışkanlığıyla aynı beslenme alışkanlığıyla sağlığına kavuşur mu gibi bir soru bu. Onun için bir bilimdir diyorum ekonomide. Türkiye'nin dış borcu belli. Rakamlar belli. Enflasyon, işte devlette itibardan taviz verilmez zihniyeti hala başımızda. Onun için Türkiye fakirleşmeye devam edecek. Bir ülkede zam ücretlere ve emekli maaşları gibi maaşlara zamlar enflasyonun altında yapılıyorsa o ülke halkı fakirleşir. Onu daha zor günler bekler. İşsizlik artar çünkü görüyorsunuz hala hava yolları, otobüs şirketleri, tekstil şirketleri, fabrikalar, konkordato, iflas batıyorlar, ediyorlar. Onun için bütün bu rakamları yan yana koyduğunuz zaman ekonomide ben tünelin ucundaki ışığı henüz göremiyorum. Evet. Peki ne önerirsiniz yurttaşlara? Yani nasıl önlem alsınlar? Şimdi iktidar hani bir takım çalışmalar yapıyor tırnak içinde. Ekonomik krizi görmezden geliyor. İşte paketler açıklanıyor arka arkaya. Ama önümüzde bir gerçek tablo da var. Zamlar, hani vatandaşın en iyi hissedebildiği şekilde ekonomik koşulları, zamları görüyoruz. Dolayısıyla vatandaş kendi çapında ne yapabilir? Valla vatandaş kendi çapında bir kere borçlanmamalı. Çünkü yani ekonominin temelinde beklenti vardır, umut vardır. Yani insanlar 6 ay sonra durum iyi olacak, ben yine bir işim olacak, belki bizim şirketin işleri iyiye gidecek, satışlar artacak, maaşıma zam gelecek. Beklentisi içine girerlerse o ülkede ekonomi canlıdır. Çünkü alışveriş yaparlar, dışarı yemeğe giderler, sinemaya giderler, yeni bir televizyon alırlar, araba alırlar falan filan. Ama bunun aksi olursa da frene basarlar. Benim beklentim bu yönde. Onun için borçlanmasınlar, gereksiz harcama yapmasınlar. Ellerinde biriktirebiliyorlarsa tabii bu Türkiye şartlarında çok zor ama 3-5 kuruşu bir kenara koysunlar, biriktirsinler. Patronlarıyla iyi geçinsinler. İş arıyorlarsa ve mucizevi bir şekilde iş buluyorlarsa burun kıvırmasınlar, seçici olmasınlar. Çünkü istihdam piyasası da şu anda maalesef emekçinin çalışanın yanında değil. Onun lehine bir ortam yok. İşverenin lehinde bir ortam var. 40 kişilik işe 1000, 2000, 20 bin kişi başvuruyorsa o ülkede ücretler de artmaz, refah da gelmez. Bunun bilinci içinde davranıp kendi şartlarında mümkün olduğunca tedbirlerini almalarını öneriyorum. Evet. Ellerinden geldiğince sizin bu önerilerinizi izleyicilerimiz göz önünde bulunduracaklardır. Ama mevcut durum ortada. Şimdi Onların Cem Bey, takdiri. Buyurun.
Ekonomi böyle ama siyaseten umutlanmalı mıyız peki? Geçtiğimiz yıl işte son aylarda özellikle yeni kurulacak partileri konuştuk. Bunlardan biri Ahmet Davutoğlu'nun partisi kuruldu, Gelecek Partisi. Ahmet Davutoğlu'nun çizdiği profil, açıkladığı parti programı, hedefleri vesaire. Sayın Babacan'ın daha hani nasıl açıklama yapacağını bilmiyoruz ama bir televizyon programında çıktı, açıklamalar yaptı. Sizce bunlar umut vaat ediyor mu? Muhalefet cephesinde bir yeni dengelenme unsuru olabilecekler mi? Ne görüyorsunuz? Şimdi ekonomiyi ben hiçbir zaman siyasetten ayırmıyorum. Aslında yaşadığımız kriz ekonomik kriz olmasına rağmen sebebi ekonomi yönetimi değil. Siyasetin kötü yönetimi, ülkenin kötü yönetimi ve geçtiğimiz bu tek adam rejiminin faturasını ödüyoruz ekonomide. Zira dünyada mesela Almanya'nın rakamlarına bakıyorsunuz. Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği, Çin'de evet biraz yavaşlama var, bu doğaldır. Dünyada belli aralıklarla her 10 senede bir işte ekonomiler yavaşlar, dünya bir yavaşlama dönemine girer ama onun sinyallerini henüz Türkiye'ye yansıyacak şekilde görmüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin fabrikaları duruyor, iş gücü duruyor. Ama ihracatımızı satın almaya hazır ülkeler duruyor. Onların maddi durumları iyi, ekonomileri iyi. O zaman niye ekonomik kriz var derseniz demin dediğim gibi beyin gücü ve para Türkiye'den kaçıyor. O da tek adam rejiminden kaçıyor. Siyasetten bağımsız bakamayız ekonomiye. İşte Sözcü gazetesi yazarlarının mahkum olduğu, Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazanmasına rağmen serbest bırakılmadığı bir hukuk katliamı yaşanan bir ülkede, vatandaşın ne düşündüğüne bakmadan trilyarlarca maliyeti olan projeleri isteseniz de yapıyoruz, istemeseniz de yapıyoruz gibi bir yaklaşım, tek adam kararları, meclisin pasifize edilmesi, içerideki ekonomik sorunların örtülmesi için dışarıda devamlı sorunlar çıkarmak, düşman yaratmak gibi sorunlar. Bunları yan yana, bu siyasi gerçekleri yan yana koyduğunuz zaman tabii para da kaçıyor, millet de kaçıyor, beyin gücü de kaçıyor, gençler de kaçıyor, yatırım da gelmiyor, iflaslar da birbiri ardını kovalıyor. Onun için siyasetten bağımsız bakamayız ekonomiye. Bu şartlar altında Davutoğlu parti kurmuş, Babacan kuracakmış falan filan. Bunların ben pek fazla etkisi olacağını zannetmiyorum. Zira Türkiye'yi demin özetlediğim durumlardan dolayı uluslararası endekslerdeki yerimiz maalesef özgür olmayan bir ülke statüsünde. Bunu her zaman da dile getiriyorum. 2018 Ocağı'nda o konuma düşürüldük. Demokrasi endeksinde Afrika ülkelerinin de altında, 20-25 kadar Afrika ülkesinin altındadır Türkiye. Onun için yabancı yatırım bekliyorsanız o yatırımcılar bu endekslere bakar. Siz istediğiniz kadar kıskançlık deyin, dış güçlerin oyunları deyin. Mesela Doğu Akdeniz gazında dışlanmamız, daha bugün mü dün mü İsrail, Yunanistan, Kıbrıs bir anlaşma imzaladı. Hadi ikisini anlarım ama İsrail'in burnunun dibinde gazını İtalya'ya boru hattıyla göndermesi mi ucuzdur? Yoksa Ceyhan Limanı'na getirip Türkiye bir enerji merkezi oluyor biliyorsunuz boru hatlarıyla. O şekilde Avrupa ve dünya piyasalarına sunması mı ucuzdur? Ama bütün bu maliyete rağmen İsrail bile Türkiye'yi dışlıyor. Bunu sadece onlar bizi kıskanıyorlar falan filan hikayeleriyle aldatmak zekaya hakarettir. Bunların gerekçelerine bakmak lazım. Tek adam rejiminin faturasını her yönden çok 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 ağır ödüyoruz. Evet, şimdi bir yandan da not alıyorum ben. Yani geçmişi değerlendirirken aslında geleceği de okumuş oluyorsunuz. Bence en tehlikelisi bu söz ettikleriniz arasında genç beyinlerin göçü. Yani geleceğimiz için en kara tablo bu. Öyle değil mi? Maalesef ama insan bir kere yaşıyor. Genç beyinler de işte Orta Doğu'nun bütün garibanları
baskı rejiminden kaçan bütün garibanları özgürlüğe ve adalete gidiyor. Asgarisini nerede bulursa oraya gitmeye çalışıyor. Ve sallarla işte ailesini, çoluğunu, çocuğunu alıp hayatını riske atarak hür dünya ülkelerine gitmeye çalışıyor. Kimse paraya gitmiyor. Bakın Suudi Arabistan'a, İran'a, efendim Körfez ülkelerine sallarla yasa dışı girmeye çalışan bir Allah kulu yok. Para orada da var, zenginlik orada da var ama insanların istediği paradan, zenginlikten önce biraz adalet ve özgürlük. Maalesef biz ülkemizde bu 16 Nisan 2017 referandumuyla ve YSK'nın fiyasko kararıyla Orta Doğu'nun kurtulmak istediği tek adam rejimini kendi eliyle Türk milleti Türkiye'ye getirmiştir. Ve sandıkta atılan oyunda faturası cüzdana çıkacaktır. Maalesef ektiklerimizi biçiyoruz. Evet, genç nesil çok bahtsız bir nesilmiş. Çünkü ben onların bu yaşamları boyunca Türkiye'nin bu konumdan kolay kolay çıkabileceğine de inanmıyorum. Anladım. Hakikaten maalesef söylenebilecek çok da güzel şey yok. Hem yakın dönem geçmiş için hem önümüzdeki dönem için. Ama birazcık konuyu nasıl diyeyim, lightlaştıralım, daha biraz böyle gülümsetelim istiyorum. Şimdi liderler ve partiler arasında son dönemde sosyal medya kullanımı çok yaygınlaştı. Bunu geçtiğimiz dönem seçim döneminde Saadet Partisi ve Saadet Partisi'nin Temel Karamollaoğlu'nun kullanımıyla gördük. Çok sempatik paylaşımlar yaptı. Bir rüzgar estirdi diyebiliriz sosyal medyada. Yeni partilerden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da bu anlamda bir adım attı. TikTok'a üye olmuş. Gençlik evet. Neredeyse, nerede biz oradayız diyor. Nasıl bakıyorsunuz bu atılıma, bu adıma? Stratejik şirinlik olarak bakıyorum. Stratejik fiyaskonun stratejik şirinliği. Dilim dönmedi söylemeye. yani hakikaten fiyaskonun şirinliği olarak bakıyorum. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu tabii kendisini AK Parti delegesi oy birliğiyle seçmiştir. Erdoğan işaret etmiştir Davutoğlu fiyaskosunun Türkiye'nin başbakanı olarak başına geçmesine. Onlar da sorumludur ama bugün Türkiye'nin çektiklerinin pek çoğundan Davutoğlu sorumludur. Sosyal medya kullanımına gelince evet bu yeni bir trend. Kim daha etkin, daha yetenekli kullanırsa biraz yol kat edebiliyor ama ben Davutoğlu'nun videosunu ben de gördüm. İlk aklıma gelen benden habersiz TikTok'ta yaprak kımıldamaz notu aklıma geldi. Şimdi Davutoğlu ne diyor o videoda? Gençlik neredeyse ben oradayım diyor. Evet. Şimdi Davutoğlu neden Ankara'da kala kalıyor söyleyeyim size. Akıllı gençlik İpsal'a Kapıkule'ye gidiyor. Çünkü Davutoğlu'nun 4-5 sene önce vizesiz Avrupa'ya Ekim'de gitmeye başlayacağız sözüne inananlar batıya doğru, sınıra doğru gittiler. Şimdi oradan botlarla vizesiz girmeye çalışıyorlar Avrupa'ya. Evet. Ondan sonra bir de öfkeli gençleri var biliyorsunuz Davutoğlu'nun. O diri diri insan yakan, kafa kesenlere öfkeli gençler demişti. Hı hı. Öfkeli gençleri de herhalde şimdi Suriye sınırında, oralarda bekleşiyorlar. Onun için ben Davutoğlu'nu bir şey olarak göremiyorum. Çok üzgünüm bir alternatif olarak, kurtarıcı olarak. Babacan'ı bekliyorum. Babacan'ın tabii imajı da, sicili de siyasi olarak, ekonomik olarak daha olumlu benim gözümde ama bekleyelim bakalım ne çıkacak oradan da. Peki siz tekrar aktif siyasete dönmeyi düşünür müsünüz? Bu ortamda hiç kimse bir şey yapamaz aktif siyasette. Onun için ben şu anda yani parti açık, Liberal Demokrat Parti. Başında kurucu bir arkadaşımız var. Vites boşta, el freni çekik. YSK yasayı farklı yorumladık diye seçime sokmuyor LDP'yi. Ama biz toplantılarını ayakta durmasını sürdürüyoruz. Yaş ortalamamız da 25. Davutoğlu gençlik arıyorsa Liberal Demokrat Parti'ye gelsin. Toplantılarında ciddi söylüyorum. Evet. Liseli, üniversiteli gençler, eğitimli gençler parti salonunu dolduruyor. 25 yaş civa ortalama. O yüzden zaten ben de bu işin ucunu bırakmıyorum. Bari onlara bir faydam olsun. Evet.
duymuş olacaktır bu konuşmamızı yayınladığında Sayın Davutoğlu. Bakalım bu teklifi değerlendirecek mi? Biraz işi şakadan aldık, ciddiye çevirelim. Yani bu yeni partilerin Sayın Davutoğlu'ndan çok mutlu olmadığınızı anladım. Sayın Babacan'ı merakla bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki bu Sayın Babacan'ın ortaya çıkmasıyla birlikte muhalefetteki dengeyi değiştirir mi sizce? Ben tek adam yönetimlerinde yasama, yargı, yürütme, devletin bütün anayasal kurumlarını kendisi kontrol altına almış, bütçesini harcanacak yaklaşık 1 trilyon lirasını tek adamın, tek bir partinin genel başkanının kontrolüne verildiği bir sistemde kurulacak partilerin siyasette dengeleri, hele hele bir muhalif parti olarak ortaya çıkıp da bu dengeleri değiştirebilme olasılığını çok 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 zor görüyorum. Onun için yani çıkarlar ama şimdi seçim de artık değişti. Türkiye'nin rejimi değişti. Hadi AK Parti'yi parlamentoda azınlığa düşürdünüz, şunu yaptınız, bunu yaptınız ama bir genel seçimde Erdoğan'ı koltuğundan indiremezseniz sandıkla ne yapacaksınız? Yani o zaman Türkiye daha da büyük bir kaosa girecek tabii. Onun için yani ben siyasetten yeni kurulacak partilerden pek bir şey bekleyemiyorum. Ancak ve ancak AK Parti seçmeni, hani Erdoğan bu ülkeyi yönetemiyor, dış politika fiyasko, içerisi fiyasko, eğitim fiyasko, ekonomi fiyasko, adalet, hukuk fiyasko deyip de sırtını AK Parti seçmeni Erdoğan'a çevirirse o zaman belki bir şeyler olabilir. Anladım. Peki Kanal İstanbul'la ilgili düşünceniz ne? Son olarak onu da sorayım. Tabii. Yani biliyorsunuz dilekçeler veriliyor. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP iktidarı, Cumhur İttifakı diyeyim daha doğrusu, bu konuda ısrarlı. Muhalefetin bütün karşı çıkışlarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun attığı o radikal ve keskin adımlara rağmen. Valla Kanal İstanbul'un akıbeti ya Gezi Parkı'ndaki kışla, ne kışlası, topçu kışlası gibi olacak. Ona da isteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız demişti ama toplumun verdiği tepki sonrası geri vitese takıp tornistan yapmıştı Erdoğan. Ya da yeni havaalanı gibi olacak, yapmayın yapacağız, inatlaşıp yapacağız bunu dedi ve yaptı. Ben bu imza verenleri, kuyrukta bekleyenleri saygıyla, takdirle selamlıyorum. Ancak yine Katarlılara efendim milyonlarca, milyarlarca lira, dolarlık arazi satılmış bir projede işte 100 bin, 200 bin İstanbullunun verdiği Türkiye bir demokrasi olsa evet müthiş bir şey olur. Ama Türkiye artık bir demokrasi olmadığı için bu karardan nasıl ve kim de, çevirecek? İstanbul'un, doğanın felaketini hazırlayacak bu saçma sapan paramızı toprağa, suya gömecek. Hele hele bu ortamda, bu ekonomik kriz döneminde bir projeden geri dönmesi için kim nasıl ikna eder Erdoğan'ı bilemiyorum açıkçası. İnşallah döner, doğruyu görür de İstanbul'a ve Türkiye'ye bu kötülüğü yapmaz. Umuyoruz. Biz de aynı temennileri paylaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tekrar. Rica ederim. Değerli yorumlar ben için. Ben size teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi seyirler diliyorum tekrar. Biz de tekrar. Sağ olun efendim. Selamlar. Evet, sevgili seyirciler, 2019'u ve 2020'yi bütün alanlarıyla Sayın Cem Toker'le konuştuk. Bir başka yayında yine bizim TV'de buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.